Meltem, bak bugüne kadar biz birbirimizden hiçbir şey saklamadık. İyi haberleri de kötü haberleri de ilk birbirimize söyledik biliyorsun. Ve hep destek olduk. Ama bu işin altında başka bir şey var. Meltem, senin kesin benden sakladığın bir şey var. Nasıl böyle bir karar aldın? Hele senin gibi bir insan böyle çabuk çabuk kararlar almaz. Hay, daha 2 gün önce Haluk'u çok özledim demiyor muydun? Ha? Söylesene Meltem. Haluk'un hayatında başka biri var. Yok canım. Olmaz öyle şey canım. Haluk yapmaz öyle bir şey. İşte yapmış. Ay yok, ben inanmam öyle bir şeye Meltem. Gözlerimle gördüm. Ay nerede gördün? Otelde. Hani o gün sürpriz yapacaktım, gidecektim ya. Evet. Sana gitmedim evet, dedim. Evet, evet. Gittim ve onları gördüm. Kimleri gördün? Haluk ve yanındakini. Kim yanındaki ya? Ne oluyor? Aa. Ne bileyim ben. Bir tane kadınla oturuyordu. Ay. Çok sevimsiz. Ne yaptı peki seni görünce? Görmedi ki beni. Görmedi mi? Hemen uzaklaştım oradan. Görmedi beni. Zaten önemli de değil. Yani sonuçta ona ayrılalım diyen, onu evden gönderen benim. Yok Tuna, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hırs yaptım. Meltem'e bu evi sattırmayacağım ben. Sattırma Gönül. Satılmaması lazım zaten. Böyle hiçbir şey olur mu ya? Ev satılırsa ne olacak ondan sonra? Meltem gidecek, bilmem nerede oturacak. Barışmaları ondan sonra mümkün olmayacak yani. Ama zaten barışmasınlar. Anlamadım. Ne demek barışmasınlar? Öyle. Barışmasınlar. Sen, ağzından çıkan lafı kulağını duyuyor mu? Barışmasınlar ne demek Gönül? Saçmalama. Evet, Allah gayet şimdi duyuyor. Niye barışmasınlar? Niye böyle bir şey söylüyorsun ki? Haluk'un hayatında başka bir kadın varmış. Ne? Evet. Meltem görmüş. İnanmıyorum. Ya ben de aynen böyle dedim. İnanmıyorum dedim ama Meltem gözleriyle görmüş. Eminim diyor. Eminim. Ya bir Haluk böyle bir şey mi yapmış? Ben şu anda Haluk'un gözümdeki değeri sıfır, sıfır bile değil. -1 milyon oldu Gönül. Yazıklar olsun ya. Şoktayım. Şok. Ama ben bunun hesabını Haluk'a sormazsam ben de Tuna değilim. Sen sor Tuna, sen sor. Ama Meltem bana söz verdirtti. Ben hesap mesap soramam. Sen ne biçim bir adammışsın ya? Sen nasıl bir insanmışsın ya? Yakışıyor mu sana bütün bunlar Haluk ya? Ya ben de seni bambaşka bir adam bilirdim. Hakikaten çok kırıldım sana ya. Çok kırıldım, haberin olsun yani. Ne diyorsun oğlum sen? Bundan sonra senin hayatında Tuna diye biri yok. Çıkart beni hayatından. Telefonundan da sil. Ben yokum artık, tamam mı? Kendi başına hayatına devam et. Hoşça kal. Efendim Haluk. Alo Meltem, müsait misin? Hı hı, müsaitim. Eğer uygunsan gelip kalan eşyalarımı da almak istiyorum. Alo? Meltem orada mısın? Buradayım. Olur, olur. İyi tamam. Birazdan gelirim. Tamam. Verdim ağzının payını Gönül. Yani böyle bir terbiyesizlik olur mu ya? Ya ben hakikaten sizi tepeme vurdu. Tansiyonum çıktı Gönül yani. Çok yani, iyi yapmışsın. Hayır, aferin, aferin. Tersinin ne olduğunu bilmiyorlar onlar daha yani. Çok ayıp güzel ya. Yapmışsın. Dur, dur bak. Bu hiçbir şey daha. Meltem biraz kendini toparlasın. Ben o Haluk'a yapacağımı biliyorum. O kadını da bulacağım. Ve 2 çift lafım var ona. Çok fena konuşacağım ha. Sana bir şey söyleyeyim mi? 5 para etmezler. Yani ben numarayı verdim ya. 5 para etmezler yani. Ay Meltem'in psikolog randevusu nasıl geçti acaba? Arasam mı acaba? Ya ara bir canım, konuş. Ama biraz sık boğaz ediyorum ben de. Ama olsun, sen de arkadaşsın Gönül. Yani sen de yanında olman lazım. Yani bir şekilde araman lazım yani. Olmaz. Ara ara. Sıkmayayım kızı ya. Yok Allah. Meltem arıyor. Ah. Vallahi. Alo Meltem. İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim, sağ ol Tuna. Ya senden bir şey rica edebilir miyim? Haluk eşyalarını almaya gelecekmiş de. O geldiğinde ben evde olmak istemiyorum. Rica etsem sen gelip durur musun?
Sen merak etme Beltem, sen çık oradan hemen. Yani hiç muhatap bile olma. Yani şey yapma yani. Ben Alo'nun yanında olurum yani. Sağ ol. Ben geliyorum zaten birazdan size. Hemen gel. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Hadi görüşürüz. Hemen gel. Görüşürüz. Ne diyor? Haluk geliyormuş eşyalarını almaya. Hmm. Çık dedim o evden. Muhatap olmasın Haluk'la. Gelsin ve dururum başında yani. Hakikaten çok şeyim ya. Canım arkadaşım benim. Hani insanlar... Görmek niye, istemedi o durumu. Eşyaları niye yakıyorlar ya böyle? Ya hakikaten yani ben olsam yakarım yani. Sinirim bozuldu. Merhaba. Ne haber Meltemciğim? Vallahi. Ne olsun? Gel bir kahve içelim gel. Tamam. Ay vallahi iyi ki varsınız Gönül ya. Ay. Yani Tuna da sağ olsun hemen koştu geldi vallahi. İyi ay ki Meltem varsınız. Bunun lafı mı olur? İyi ki sen de varsın. Ay canım. Sen geç ben kahve yapıp geliyorum. Tamam. Tamam. Geleyim mi yani? Yok. Ha? Meltem yok mu? Hayır yok bizde. Ya sen toplayacaksan da yeni toplayacaksan biraz önce toparlarsan iyi olur. Ben de işim gücüm var. Sana bir şey soracağım. Evet. Bugünkü o tavrın neydi öyle garip garip? Sen gayet iyi bilirsin abi tavrımın ne olduğunu. Lütfen abi işim gücüm var. Biraz acele edersen sevinirim. Hadi abi. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ben ne dediğim ortada abicim. Eşyanın toplamanı bekliyorum. Lütfen bir an önce yapar mısın? Bak dua et canım burnumda yoksa sana yapacağımı biliyorum. Tamam abi hadi. İşte ne öyle hadi madem. Haluk Allah aşkına ne olursun lütfen. Hadi abi, bir an önce toparlan gidelim lütfen. Bu günleri gördüğümüze inanamıyorum Meltem. Ben de. Haluk'la boşanıyoruz. Onun hayatında başka bir kadın var. Şu anda aşağıda eşyalarını topluyor. Ben buradayım. Unutacaksın. Unutacaksın. Bak gör bu psikolog sana çok iyi gelecek. Yok zaten benim... Yani kararımla ilgili bir derdim yok. Ben kararımdan hiç pişman değilim. Doğru karar verdiğimi biliyorum. Sadece hani Haluk'u evden giderken bir kere daha görmeye dayanamam diye düşündüm. O yüzden buraya geldim. Pişman olma Meltemciğim. Sen yanlış bir şey yapmadın. Hiç kızgın değilim. İnan. Hiç kızgın değilim. Meltem, hadi bu akşam burada kal sen. Daha iyi hissedeceksin kendini, oldu mu? Bilmem. Olabilir. Öyle yapayım. Ben sana güzel yatak yaparım. Burada kal. Nasıl güzel. Canım arkadaşım. Hikaye attın nasıl? Sen de. Evet, yolcu olduğunda gerek. Benim işim bitti. Sen Meltem'e söyle... Evine geri dönebilir. Herhalde birazdan döner. Tabii isterse bize de kalabilir. Ayrı hikaye de. Senin nasılsa kalacak yerin hazır. Sen hemen kalacağın yere doğru git bakalım. Ne diyorsun lan sen? Lütfen Haluk ne olursun. Yani böyle sert yaparak bir yere varamazsın yani. Gerçekten. Yani kırgınım zaten sana. Lütfen hadi gidelim ben de yukarı çıkacağım. Hadi abi. Dur. Oğlum sen anormal misin? Ben gayet normalim abi. O kadar normalim ki tahmin edemezsin yani. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.